Devletin hak ve hukukun adıdır. Uğruna çaba harcayan her bir ferdiyle insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla ikinci yüzyılına da heyecan, tutku ve azimle girmiştir. Cumhuriyet halk iradesinin en güzel tezahürüdür. Demokrasi, adalet ve eşitlik ilkeleri üzerine kurulmuş olan bu sistem bizlere çağdaş bir yaşam sunmaktadır. Bugün bu değerlere sahip çıkmak ve onları daha da ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçiminin, bir idare sisteminin adı değil, bundan daha da fazlası. Türk milletini bu topraklarda yaşama, var olma ve varlığını devam ettirme mücadelesinin adıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuştur. Dolayısıyla makama, mevkiye, şana, şöhrete bakmaksızın her Türk vatandaşı bu cumhuriyetinin hem sahibidir hem de varisidir. Çınar dökülmez, gürleşir. Öyle bir çınar ki başı göklerde, 101 yıldır hep gözü yükseklerde. Nazlı nazlı göklerde süzülmekte, asırlık çınar asılmaz yükselir. Biz bu çınardan çok şey öğrendik. Dallarında yaprak olduk, sallandık. Arabıyla Alba Oy Bayrağı'nın ağzına dedesinin kanı bulanan. Bizimdir Beytül Şabap, kör tuzla çemiş gezek. Anadolu sağ, düşer mi yere hilalle yıldız? Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır. Vatan için ayrılık ne güzel murattır. Ağlama Elif'im, ağlama sakın. Düşmandan ırak olasın, Allah'a yakın. Anam, ver elini öpeyim kıymatlı anam, at sütünü bana helal et anam, Elif önce sana,
sonra Allah'a emanet anam. Olmaktır mesele. Elif gibi dümdüz, Mehmet gibi Şahan. Sonra bir kadın, bir erkek ve sonra vatan. Dalgalanan bayrağın gölgesinde bir olmaktır mesele. Birlik olmak, hiç hayıflanmadan. Kınalı aileleri yetiştiren ana olmaktır Elif. Erzurum tabyalarında Nene Hatun olmaktır. Kazma kürek demeden ne bulduysa çağlayan. Bazen 275 kiloluk mermiyi kaldıran koca seyittir Mehmet olmak. Anafartalarda her biri tek başına bir tarih yazan. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal.